Yani kesinleşen bir şey yok diyorsun abi. Yani henüz müjdeli haberi veremiyorum. Ama olacak, merak etme. Ya peki bizimle mi yapacak bir şeyimiz yok abi? Yani böyle salak salak oturmak canımı sıkıyor ya. Herkes koşturuyor zaten. Sen işine gücüne bak. Tamam, ben seni daha fazla tutmayayım ama bak, aklım sizde, tamam mı? Rica ediyorum, haber ver bana. Eyvallah. Ceylin. Bu sende mi kalsın? Bende mi? Benim o. Eren bilişim nedir bence? Başsavcı odamda, acil sizi görmek istiyor. Ilgaz sen halletsen de ben görüntüye baksam. Ha? Savcım, durum ciddi. Kızım, bak isterse sizi buradan çıkartır, bir daha da buraya adım atamazsınız. Tamam mı? Toplu olarak hepimizi dosyadan uzaklaştırır. Ya gidin bir görüşün, torunumu bulalım. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ha? Yangın alarmları, savcının bazına baktırmalar falan. Ne yapıyorsunuz ya? Bari biriniz frene bassın ya. Başsavcım. Siz çıkabilirsiniz amir. Ben size konunun hassasiyetine göre ölçüp biçip davranıyorum. Siz ekip arkadaşınızdan şüphelenip, arkasından oyun çevirip, özel hayatına müdahil olup ortalık karıştırıyorsunuz. Hiç aklınıza geldi mi acaba Ceylin Savcı? Verdiğiniz bu yangın alarmı bir suçlunun kaçmasına ya da çıkarttığınız kargaşa herhangi bir adliye çalışanının zarar görmesine sebebiyet verebilirdi. Öyle bir şey oldu mu? Bu sefer yırttığınız için olmadı. İşte size. Niçin taraf olduğu dosyada memur tutmadığımızın canlı göstergesi. Çünkü sadece duygularınız, sadece arzularınız, ihtiraslarınız devrede. Nerede görev? Nerede bilinç? Nerede sorumluluk? Başsavcım, yaptığımızın savunulacak bir yanı yok. Bir ipucu yakaladık ve peşinden gittik. 2 yıl kaybetmiş biri olarak söylüyorum ki bir saate daha tahammülüm yok. Suç işlediniz savcı. Herkesin özel hayatında sırlar olabilir. Şimdi bunu yok mu sayacağız yani? Ben kendi adıma şikayetçi değilim sayın başsavcım. Ayrıca bazı şeyler için onlardan daha fazla utanca sahibim. Eğer bu işin sonunda bir ceza olacaksa bana da olmalı. Savcılık titrine.
etrafınızdaki kişilere ya da herhangi birine zarar verecek bir şey daha yapın, hakkınızı soruşturma başlatacağım. Görevden uzaklaştıracağım ona göre. Sağ ol Efe savcım. Hadi bakalım önce kim? Sen bineceksin. Bin bakalım. Ha? Evet, kavga etmenize ki. Aa. Eren. Naber, nasılsın? Hayırdır? Yani görüşemiyorduk ne zamandır. Benim de buralarda işim var. Dedim geçerken bir uğrayayım. Nasılsın diye yerinde göreyim istedim. İyi yaptın. Ne yapalım işte, biz de hava güzel diye çocukları çıkardım. Biz de ilerliyoruz işte. Yavaş yavaş yol alıyoruz yani. Öyle mi? Evet. Kutuyu atanın görüntüsünü yakaladık. Olay günü Mercan'ın kaçırıldığını gören de olmuş. Gerçekten mi? Evet. Şey, kimmiş? Bir kadınmış. Tabii kimliğini tespit edemedik be. Ama yani bu kadarını bulduk ya. Allah'ın izniyle gerisi de gelir artık. Tabii ki. İnşallah. Buradaki işin bittikten sonra emniyete ifadeye gelmen gerek olur mu? Neden? Yani bütün kadınların ifadesini yeniden almamız gerekiyor. Prosedür öyle. Tamam, tabii ki gelirim. Bitsin burası. Hemen. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Tufan, gözünü ayırın tamam mı? Arkasından sessizce. Anlaşıldı başkomiserim. Gerçekten çok komiksin. Yüce Bey'in süper zeka seni. Dedim belki öğün atlamışsındır. Bebesin ya hani. Takviye önemli, anladın? Hı. Neyse. Ben diyeceğimi dedim. Hı. Afiyet olsun. Şimdi saç rengi ve göz rengi belli değil ama tahmini 1.68-1.70 civarlarında bir boya sahibi olduğu ve kilosunun da 57-60 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Yani bu tanıma uyan bir sürü kadın vardır orada. Ama Macit Bey hiçbirini teşhis etmedi. Sadece genç değil, saçı uzun, muhtemel açık kumral. Hoş, emin olamayız. Yani biz yine bu ihtimallerle daraltmayalım, hepsine bakalım. Eren nerelerde? Ha, kızım, Eren nerede? Bilmiyorum ki ya, çıktı ama. Ceylin abla bir bakar mısın? Yani savcı olan Ceylin'den değil de aile dostumuz olan Ceylin ablamdan bir şey isteyecektim. O yüzden öyle dedim. Şahsi. Bayağı özel. Tamam, geldim. Savcım. Neredesin Eren? Savcım,
O gün sahilde olan bütün kadınların ifadesini yeniden almam gerekiyor. Eğer izniniz olursa tabii. Yani Efe Savcı. Tabii başkomiser. Sağ olun. Eski ifadelerden bir şey mi yakaladın? Yok savcım, yani her yerden hep aynı bilgi gelince bir kere daha kontrol etmekte fayda var diye düşündüm. Haklısın. Sağ olun savcım. Ne oldu, bir şey mi buldun? İnanamayacaksın, bulduğum şey, ben hala şokum. Ne? Söyle hadi, içim şişti zaten. Başsavcı, aynı tişörtten alıyor. Thank you.